Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek adını taşıyor ve ileriye yönelik, yeniliğe yönelik bir vurgusu var. Kurucuların arasında gençler de vardı. Kadınların sayısı da normal alıştığımızdan daha fazlaydı. Ama şu ana kadar da Davutoğlu'nun partisinin yeni bir soluk getirdiği söylenemez. Hatta kurulduğundan bu yana önce İstanbul Şehir Üniversitesi, arkasından Bilim ve Sanat Vakfı'na ki bunlar Davutoğlu ile ismi özdeşleşmiş kurumlar, devletin yaptığı el koymalar nedeniyle bunlarla sınırlı kalmış bir parti görüntüsü veriyor. Dolayısıyla Gelecek Partisi'nin de yeni ama yeni soluk getiren bir parti olduğunu söylemek için henüz çok erken. Ve şimdi de sırada Ali Babacan'ın partisi var. Buradan da yeni bir soluk çıkacak mı? Şimdi şöyle düşünelim. Davutoğlu'nun partisini tartışırken ya da Ali Babacan'ın partisini tartışırken hep şunlar söz konusu oldu. Yeni bir AKP mi olacak? Yeni bir ANAP mı olacak? Sonuçta referanslar hep geçmişe yönelik oldu. İYİ Parti'yi konuşurken de hep İYİ Parti ile MHP arasındaki gerilimi ele aldık. MHP'yi aşıp aşamayacağını, MHP'nin yerini alıp alamayacağını konuştuk. Hep referanslar geçmişe, çünkü aktörler de, en azından öne çıkan aktörler de geçmişin aktörleri. Değişik zamanlarda, değişik hareketlerde siyaset yapmış isimler. Dolayısıyla yeni, yakın zamanda kurulmuş ya da kurulması beklenen hareketlerin, partilerin tek başına Türkiye siyasetine yeni soluk getireceklerinin bir garantisi yok.